Evet sevgili akrepler, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Eylül ayında sizleri neler bekliyor sevgili akrepler. Arkadaşlar sizler için 7 tane kart çekeceğim ve bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım Eylül ayı için. Bu arada 4 Eylül'de arkadaşlar Venüs'ün retrosu artık bitiyor. Güzellik, bakım, hayatımıza hoş geldin demek isterdim fakat 16 Eylül'e kadar hiç değilse beklerseniz daha olumlu sonuçlar alacağınıza inanıyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü Merkür retrosu biliyorsunuz 15'ine kadar devam ediyor. Hani tam dönümünü artık retrosunu bitirsin. 16'sını beklerseniz çünkü Merkür retrosu biliyorsunuz hem imza işlerinde, elektronik alımlarında ve kişisel bakım, güzellik alanlarında birazcık sıkıntı yaratabiliyor ama bu şu için arkadaşlar şöyle durumlarda geçerli aslında çoğunlukla. Önceden atıyorum 2-3 ay önceden randevunuz vardır, planı yapılmıştır. Estetik operasyon veya işte diş hekimiydi, bakımdı, oydu, buydu. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Eğer retro döneminde bir plan yapıp da hani giderseniz o zaman birazcık sıkıntı olabiliyor sevgili akrepler. Hadi bakalım şimdi ilk kartımızda başlayalım. Sevgili akrepler, asaların ası çok çabuk karttır arkadaşlar. Dilekleriniz bu dönemde kabul olacak kartıdır arkadaşlar. Hareket kartıdır. Yeni bir şeylere başlangıç kartıdır arkadaşlar. Yeni iş, yeni iş yerinde yeni bir pozisyonu da temsil eder aslında. Şehveti de temsil eder arkadaşlar aynı zamanda. Ve gücün var der bu kart arkadaşlar, hedefine ulaşmak için zor da olsa zafer seninle diyor sevgili akrepler. Üç kelimeyle özetlersek dilekleriniz kabul oluyor. Hemen başla, aklında bir plan varsa ve yepyeni olanaklar bu dönemde sizleri bekliyor sevgili akrepler. Hadi bakalım ikinci kartımızı çekelim sizler için sevgili akrepler. Evet arkadaşlar, yeni olanaklardan sonra da kule çıktı. Kule normalde yıkım kartıdır. İnsanların çoğu bundan korkar. Fakat demek ki yeni bir şeye geçeceğiniz için hayatınızda bir şeylerin yıkılması gerekiyor. Bu yıkım kartıdır çünkü arkadaşlar ve daha iyisini bulacağınıza işaret ediyor. Fakat şimdi bundan sonraki kart çok önemli arkadaşlar. Bakalım bundan sonraki kart ne çıkacak? Page of Swords arkadaşlar, page yani prensler, kılıçların prensi. Prensler normalde ailede çocuğu temsil ederler arkadaşlar. Ama normalde de normal hayatta da öğrenci arkadaşları işte bu dönem öğrenci arkadaşları temsil eder aslında ve çocukları ailedeki. Arkadaşlar bu dönem dil öğrenmeye yatkın bir dönem olacak sizler için. Birazcık dikkatiniz dağınık olabilir bu dönemde. Bu dönem biraz meraklı, özellikle çocuklarınız biraz meraklı olabilir ve sizi soru yağmuruna tutabilir. Ve şundan da bahsedeyim arkadaşlar, bu dönem zekanızı çok üst seviyede kullanabileceğiniz bir dönem olacak arkadaşlar sizin için. Yani tavırdan sonra çıktı, tavırdan sonra çıktı. Yani bir şeyler artık değişmesi gerekiyor hayatınızda. Bu değişim gelecek ve bu değişimde olumlu bir yönde gelişecek sizler için sevgili akrepler. Hadi bakalım dördüncü kartımızı çekelim sizler için. Ellerimde hep köpeğim Lola'nın şeyleri var. Arkadaşlar dediğim gibi yeni başlangıç kartıdır. Joker veyahut deli de diyorlar aslında bazen. Joker kartı arkadaşlar yeni başlangıcı temsil eder. Risk kartıdır. Yeni projelerinizde birazcık önünüzü göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Beklenmedik gelişmeler olabilir hayatınızda ve beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz bu dönemde. Ayrıyetten de arkadaşlar Joker'in en büyük özelliklerinden birisi kendiyle yaşıt veya kendinden daha genç biriyle ilişkiye başlamasıdır ve androgindir cinsiyet olarak. Yani ne erkek ne kadın, çoğunlukla bazı eşcinsel müşterilerimde de
eşcinsel evlilik olarak yorumlanır. Yabancı ülkeye vatandaşlık olabilir. Yabancı ülke vatandaşı birisiyle evlilik veya ilişkiye başlamayı da temsil eder. Karakter olarak da işte neşeli, genç, çocuksu bir karakterdir arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Türkçesine çeviririm size. Arkadaşlar güçlü arkanlar vücudumuzdaki veya etrafımızda, yaşlılığımızda doğum tarihine göre, doğum günümüze göre bazı vücut organlarımızı ve olayları kapsar. Joker'in de şeyi beklenmedik hastalıklar der veya çok enteresan şimşek çarpması arkadaşlar. Şimşek çarpmasını temsil eder sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım 5. kartımızı açalım sizler için. Yani arkadaşlar bir takım yıkımlar geliyor hayatınıza fakat hayatınızı daha da iyileştirmek için sevgili akrepler. Hadi bakalım 5. kartımızı çekelim sizler için. Two of Swords. Kılıçların ikilisi arkadaşlar. Kılıçların ikilisi. Zaten ikililer şeydir arkadaşlar. Ortaklık, seçim, yeni ilişki kartıdır. Bu seçim yapma kartı hayatınızda bir seçim yapacağınızı gösteriyor ve zaten hayatınızda bakıyorum ki olumlu yöne doğru bir gelişme oluyor. O yüzden de zaten benim tahminim olumlu bir seçim yapacaksınız arkadaşlar. Ve çok önemli bir şey, bu dönemde lütfen yapacağınız işlerden, seçimlerden çevrenizdeki insanlara bahsetmeyin. Size en büyük uyarım arkadaşlar. Ve elinde iki tane kılıç var görüyorsunuz hanımefendinin. Sadece gözleri bağlı. Fakat iki tane kılıç nedir? Sizin de elinizde iki tane kılıç olsa cesaretli, özgüvenli olursunuz ve korkmazsınız karşınızdaki kişiden. Yani bu kart birazcık da önünü göremesen bile korkma diyor. Sizler için sevgili akrepler ve hissettiğinizi yapın diyor bu kart sizler için. Hadi bakalım sevgili akrepler. Eylül ayı 6. kartımızı sizler için çekeceğim şimdi. Bu sefer de hadi arkalardan çekelim bir tane. Yıldız arkadaşlar. Gelecek kartı, dilek kartı, umut kartıdır arkadaşlar. Yani bakın yıkım evet oluyor ve ondan sonra gerçekten bu yıkımın olması gerekiyormuş ki hayatınızın çok güzel bir yöne gitmesi için. Yani toplam buradaki kartlara baktığımız zaman bu kart ve arkadaşlar şunu temsil eder aslında. Bize der ki hayaline yürü. Ne yapmak istiyorsan yap, olacak. Popülerlik kartıdır arkadaşlar. Netlik kartıdır, popülerlik atıyorum. İnsanların önünde konuşmacısınızdır. Veyahut işte YouTube'da vlogunuz vardır veya diğer sosyal mecralarda vlogunuz vardır. Çok iyi gitmiyordur, çok fazla bir tepki almıyorsunuzdur. Fakat hiç beklenmedik bir şekilde tepki de alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, bu kartı şöyle özetleyeyim size 3 kelimeyle. İmkansız yoktur, her şey daha net ve her şey mümkün olacak sizler için. Pozitif yönde sevgili akrepler. Hadi bakalım 7. kartımızı çekelim. Arkadaşlar dediğim gibi kule çıktı ama kazanıyorsunuz. Güneş kartı arkadaşlar. Direkt yani sevinç, başarı, kutlama pozitif bir karttır. Zaten güneş içerisi pozitif. Yeni iş doğuşu olabilir. Yeni bir iş düşünüyorsunuzdur. Yani arkadaşlar özür diliyorum bu arada. Her tarafım bizim köpekle kedi üzerime atladığı için çekim öncesi her tarafım kıl doldu. O yüzden arada bir suratımı vesaire temizliyorum. Parasal büyüme, kar ve ne istiyorsanız bu dönemde arkadaşlar daha iyisi olacağına işarettir. Bu kart arkadaşlar yani 3 kelimeyle sevinç, başarı, kutlama sizler için sevgili akrepler. Yani toplam özeti de çıkartırsak arkadaşlar. Şimdi resim oluştu. Yeni iş pozisyonu. İlk kart biliyorsunuz asaların asıydı. Asaların ası arkadaşlar. Yeni iş, yeni bir takım gelişmeleri temsil ediyor hayatınızda.
Yani ondan sonra şey çıktı, kule çıktı. Şöyle söyleyebiliriz. Geçmişinizdeki artık tüm kötülükler bitiyor. Bitmesi gerektiği için bitiyor. Geride bırakıyorsunuz ve hayatınız çok olumlu bir yönde. Aşk konusunda da, iş konusunda da, yani parasal anlamda ve diğer tüm konularda hayatınızın güzel bir şekilde rayına oturacağını aslında bu kartların totalinde şöyle bir özet çıkartabilirim ve çok şanslı bir dönem sizler için sevgili akrepler. Sevgili akrepler, sizler için Eylül ayı taro yorumum böyleydi. Mükemmel bir ay geçirmeniz dileğiyle sevgili akrepler, hoşça kalın.